2021 yılı Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Seçimi Solmaz Ahmet Baysal Öğretmen Evi'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda 112 muhtar ve 6 il genel meclis üyesi olmak üzere toplamda 118 kişi oy kullandı. Bolu Merkez İlçe Köylerde Hizmet Götürme Birliği Encümen üye seçimi yapıldı. Genel kurula Bolu Vali Yardımcısı İlhan Turgut, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda ilk olarak faaliyet raporu ile kesin hesap cetveli okundu ve oy birliğiyle kabul edildi. Genel kurulda ilk olarak konuşan Bolu Vali Yardımcısı İlhan Turgut, birliğin en önemli gelirinin köydeş olduğuna işaret etti. Hepinizin bildiği gibi birliğimizin büyük bir orandaki geliri devlet tarafından gönderilen köydeş ödenekleriyle sağlanmaktadır. Köylerin özellikle içme suyu, yol ve kanalizasyon ihtiyaçları öncelik olmak üzere hükümet tarafından belirleniyor ve ilimize bahar aylarında gönderiliyor ve tahsisat komisyonu tarafından, Sayın Valimizin başkanlığındaki komisyon tarafından Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği ve ilçeler olmak üzere dağıtılıyor. Turgut, muhtarlardan ricada bulunarak yapılacak işleri proje haline getirilmesi vurgusu yaparak gerçekleşen ihaleleri ve fiyatları açıkladı. Sizlerden isteğimiz bu yapılan ihaleler hepinizin malumudur bildiğim kadarıyla. Bu yapacak arkadaşları takip etmeniz. Biz de takip edeceğiz tabii ki hep birlikte. Bir an önce sonbahar gelmeden hatta işlerimizi tamamlayalım ki herhangi bir kışa kalmasın. Bundan sonra yapacağınız işler de şu olsun. Bu işlerin projelendirmesini özel derdeki arkadaşlar yerine getirmişler. Toplam 30 küsur işin. Sizler de bundan sonra acil olarak belirlediğiniz işlerinizi projelendirilmiş hale getirmeye çalışın. AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Zerrin Yavuz Açıkalın, köylere hizmet götürme birliği hesaplarına gelen paranın sabit olduğuna dikkat çekerek seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu. Bu sene her seneye göre daha çok heyecanlıyız. Diğer senelerimizde böyle bu kadar heyecan olmuyordu ama bu sene inşallah alnımızın akıyla çıkarız diye düşünüyorum. Köylere Hizmet Birliği'nde gelen para zaten sabit geliyor. Bunun için hani bir vaat ya da herhangi bir şey söyleme şansımız yok. Çünkü 112 köy, hepimizin köyü. 112 köyde listelerimiz çıkıyor. Takip eden listelerimiz sırasıyla beraber ihalesini yapıyoruz. Yani bu sene de bereketli bir senemiz oldu inşallah. Katkı olarak ne verebiliriz derseniz işte en fazla iktidarın gücünü kullanaraktan vekillerden ekstra bir para isteyip daha fazla iş yapabilme elimizden gelir diyebilirim. Seçimler hakkında hepsi arkadaşlarımız, muhtarlar da arkadaşlarımız, İl Genel Meclis Üyesi de hep beraberiz. Hangi muhtarımız kimi tercih ederse onunla devam edecek derim. Her tarafı hepimize de hayırlı olsun diye söylerim. İl Genel Başkanı Yaşar Yüceer seçim ile ilgili bilgiler vererek adaylara başarılar diledi. Köylere Hizmet Götürme Birliği, adı üzerine Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimi bu. 2005'ten bugüne kadar bu seçimler her yıl düzenli olarak gerçekleştirilir. 2005'teki yasal mevzuat gereği, zaten 5302 sayılı yasa da biliyorsunuz 2005 yılında hizmete girdi ve onun çerçevesinde biz il genel meclisi olarak da görev yapıyoruz zaten. Her yıl iki il genel meclisi, iki muhtar seçimi gerçekleştirilir. Bu Bolu'da 9 tane ilçemiz var, 9 tane hizmet birliği var demek. Ve bu Bolu merkezde 6 tane il genel meclis üyesi var. Gerede de 3 genel meclis üyesi var. Diğer ilçelerimizde 2'şer adet. Onlar da il genel meclis noktasının zaten diğer doğal adayları. Biz de Bolu olarak, merkezde olarak 6 tane il genel meclis olduğumuzdan 2 tane arkadaşımız seçiliyor. Ve 2 tane de muhtar seçiyor. Bunu 112 muhtarımızla 6 il genel meclisi, 118 arkadaşımızın, bir fil mesai arkadaşımızın kullandığı oylar seçmekte. Bu bir hizmet yarışı. Ben Yaşar Yücel olarak 2014'ten beri genel meclisi merkez ilçenin
2019 ve 2020'de aday oldum. Arkadaşlarım bizi seçtiler. Teşekkür ediyorum değerli muhtarlarımıza. Bu yine adayım. Zerrin Yavuz Açıkalın'ın kardeşimizle birlikte AK Parti olarak. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de Erhan Beykoz kendisi adayım. Dolayısıyla buradaki tercihi muhtarlarımız gerçekleştirecekler. Sonucu hep birlikte saygı duyacağız. Yücer, hizmet etmeye her halükarda devam edeceklerinin altını çizdi. Bu bir hizmet yarışı. Adı üzerine Köylere Hizmet Götürme Birliği. Zaten biz genel meclis üyeleri olarak hepimizde iktidarıyla muhalefetiyle bunun farkında olarak hizmet için herhangi bir bahaneye, şikayete sığınmadan muhtarlarımızın tercihleri, istekleri ve eksiklerini kendi isteğimiz, eksikliğimiz olarak görerek hizmete devam ediyoruz. Ya seçilsek de devam, seçilmesek de devam. Bu konuda geçmiş iki dönemde de muhtarlarımızın bizden o tercihinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz arkadaşımızla birlikte bu güvene layık olmaya çalışarak samimi bir şekilde bütün muhtarlarımızı mesai arkadaş görüp hiçbir ayrım olmaksızın hizmete çalışmaya devam ediyoruz. Rüzgarlar Köyü muhtarı İzzet Afacan ise ilk kez aday olarak çıktığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde seçimlerin hayırlı olma temennisinde bulundu. Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimlerine ilk defa çıkıyorum. Burada köylerimizden gelen talepleri valilik makamına iletmek, orada değerlendirmek üzere kurulan birliğe seçilmek için aday gösterildik. Seçimlerin bu noktada muhtarlarımıza, köylerimize, valiliğimize hayırlı olmasın diyorum. 118 oyun kullanıldığı seçim sonucunda İl Genel Meclisi'ni temsilen Yaşar Yücer 79, İl Genel Meclisi üyesi Zerrin Yavuz Açıkalın 79 ay olarak Köylere Hizmet Götürme Birliği üyesi seçildi. Birlik Encümen üyeliğine aday olan muhtarlardan köy muhtarlarını temsil eden Semerciler Köyü Muhtarı Dursun Can Türk 69, Rüzgarlar Köyü Muhtarı İzzet Afacan 64 oy olarak Birlik Encümeni'nin asil muhtar üyeliğine seçildi.